tweet geliyor şu an. Hemen market tarafına ulaştı bile zaten Eagles'la birlikte. Stern kafesini açtı. Kör yalnız ve yeri de belli oldu. Pillar arkası. Üzerine baskı gelecek. Gloomy'e diye bir tane sarsma gönderdi. Stern hayatta kalmaya çalışıyor. Bir tane vursa bile. Oxman iki tane vuruyor. Eagles'un da yardımı var ve Dementix'le birlikte Baha kaldı. Özellikle Baha iyi bir turnuva geçiriyor. Dün de görmüştük. Spike yerleştirildi. Şimdi paranoyasını hazırladı Baha. Market tarafına atacak. Böylece Dementix oraya girebilsin diye ama herkes spawn'a yakın. Dementix çıktı buradan. Atucu'nun aksi gördü. Artık Dementix'in de yeri belli olduğu için iyi bir headshot var. 63 can. Sıfır noktasından etkilendi artık. Normal koşması gerekecek. En azından süresi geçene kadar. Normal bir insan gibi. Aynen. Bekledi, bonus olduğunu söyleyeyim. Dementix yalnız yakın mesafede kaldı. Şimdi buraya doğru bakacak mı? Rakibini gördü ama Eagles silah çekene kadar Dementix çok rahat vurdu. Fakat Batuzax'tan gelen bir... iki yetenekleri var. Yani bir keşif oku var, bir paranoya var. Tabii evet, bir de sıfır. Sıfır noktasını harcadılar. Dark ile şu anda aynı zamanda. Çok zor olacak. Yani bu yeteneklerle gelip... burada retake yapabilmeleri biraz zor çünkü şu anda yetenek avantajı da SWG'de. Yani tek bir silah avantajı var. Batucu'nun aksine hala Ghost'un olması. Ama tabii arkadan gelen Gloomy biraz önemli. Şu an Kuzak arkasında kaldı. Bu arada Baha kaçmaya çalışırken hasar aldığı bir flashback denemesi vardı. Rezin denemeleri var. Hala backside'dan. Artık hızlandırmak durumunda. Ivy yavaş yavaş geldi. Gloomy ilk kill almayı başarmış. Dark'i Gloomy iki tane kill oldu. Toplamda üç kill ve son kalan Rizzi smoke içerisinden Dark'i yavaş yavaş info alıp farkına vardığı anlamına gelir. Trap'i hemen Yigox kırdı. Perdesini birazdan açacak. Güzel bir patlayıcı işaretlendi bu arada ama geçmeyi başardı. Herkes görünüyor şu an. Keşiften ama geçebilmeyi başardılar. Sadece Oxman'ı kaybettiler. Stern, Rizzi önde kalmayı tercih ediyor. Çıktı, yakaladı rakibini Batucu'nun aksine birlikte. Aim fight istiyor burada S2G'yi. Baskı atmaya devam ediyor. Rizzi'nin ki biraz overpeak oldu artık. Evet, Rizzi'nin buna ihtiyacı yoktu. Gloomy'nin canı az ama şu anda avantaj onlarda. Ivy'yi bakalım bunu nasıl değerlendirecek? Baha ortaya baktı, bir lurk olmadığını fark etti. Artık o da tabii ki uzun bir süre bekledikten sonra arkadaşlarına katılacak. Baha'nın elinde bir paranoya var. Eğer buraya atarsa paranoyayı, yeşile değil de bu düzleme atarsa çok etkili olabilir. Bakalım neyi tercih edecek Baha? Arkadaşları sitten oynamaya başladılar artık. Eagles yaklaştı. Baha'nın üstüne doğru gelmeye başladılar. Anladılar ve Baha'yı düşürdüler. Bu oldukça önemli. Ve kamerayla birlikte site'a gelen oyuncuların da farkındalar. Default'ta Dementix, İmha'ya henüz oturulmamıştı. Şimdi oturan bir tane oyuncu var. Dark 2 oyuncu birden yakaladı. Sadece bir can da yalnız İmha'yı yapan oyuncu. Buna dikkat göstermeleri lazım. Patry'yi anlayamadı. Sanki S2G'de B'ye girecek böylece bomboş bir site. Onların önünde artık rahatlıkla Spike Brand alınacak. Main tarafına çıkılacaktır. Rizzi'nin de bu arada. Ultisi var. Ve bu arada Rizzi şimdiden spam baskısı vermek için ulti atmaya tercih etti. Enteresan bir olay. Bu arada Patry tuzağa yakalandı. İkinci oyuncu da gördü. Ve ilk oyuncu çok rahat yakaladı. Patry'yi ikinciyi de buldu. Phantom ile beraber Baha'yı da şimdi Eagox gördü. Smoke'tan yürümeye çalışacak Stern'e. Oxman'dan bir headshot. Darky de Eagox. Operatör mermisini kaçırdı ve kör oldu. Geriye kaçmaya başarıyor son anda ama Eagox da onu kovalayacak ve Neon'lar birbirini kovalıyor. Yakalayan Eagox oluyor. Baha bu arada iyi bir spray attı. Takası alsa bile site'i artık kaybetti. Ivy yalnız Rizzi şu an smoke'tan takım arkadaşını korumak için bir push gelse diye bekliyor. Gelen bir sov ultisi biraz geç geldi yalnız. Böylece rahatlıkla ondan kaçılabildi. Rizzi Baha'yı yakalamış. Batucu'nun aksında canı sadece 3 yalnız bu iki oyuncu sadece toplam 10 canda ve Stern geldi, Oxman'ı da vurdu. Raze'in mermisini kaçırmadı, yerden silah değişikliği Stern'den iyi derim ama. Ve arkası Stern bu arada kafesten yürümek isteyecek ama Eagox hazır ve Entry geldi. Darky backside'de bu arada bir hemen onun ulti yardımı var. Spawn'a doğru yardıma geldi. Baha Dementix backside kaçamadı Eagox, Oxman, Raze'i derken. Eş zamanlı killer, Gloomy kaldı bir tek Spawn'da. İnanılmaz. Onda Eagox bekliyor. Hiç riski atmadı pozisyonu. 4'e 1'de yani Patry bile gelmiyor hemen. Kaçma ihtimaline karşı rakibini bekliyor. Ve 8. round'u gelecek. S2G önde kapatmaya garantilemişti. Şimdi farkı da açmaya başladı. Gloomy yani bu noktada deneyip denememesi de çok önemli değil. Yani zaten artık silahı koruması da pek mümkün değil. Düz olur A'ya girebilirler. Çok iyi bir sıfır noktası. Gloomy'yi tespit etti. Ve Sov ultisini şimdi harcama kararı gelirken Gloomy'yi yakalıyorlar. Darky'nin canı az. Sov'a ulti deyip vuramadı Baha. Eyvah. Ve şu an dezavantajlı halde Ivy.
İşler şok edici bir hale geliyor. Aynen öyle. Demet X'in de bitti. Bir silah da bulamadı kendine. Hızlıca oyunu B'ye çevirecekler gibi. B'ye tabi hala Cypher yetenekleri var. Özellikle main tarafından girilmediği üstüne sahip var. Darky bu arada. Patrick'i iyi buldu mid'de. Bir de Reason'in Darky var yalnız. Şimdilik plant sorunsuz alınacak gibi kamera. İşaretledi bu arada. Igox hala üzerinde iğne var. Peek almaya devam ediyor. Biraz da zaman yarattılar Reason'e dolaşması için. Yalnız Reason'in arkasından gelecek. Demetix var. Reason bunu fark edebilecek mi acaba? Koşma seslerini duyacaktır. Reason bu arada. Darky vurmuş ve Reason. B'ye oyun hızlanacak gibi. Site'de kimse yok. Market tarafına paranoya gönderildi, smoke bırakıldı. Baha, tens pozisyonundan temiz bir vuruş ama Reezy hemen takasta. Stern de buralarda 0 noktası yemişti. Esayet kontrolünü aldı. Merdiven tarafına plant gelecek, gelen bir sova otisi. Şu an planti engellemiş oldu. Gloomy bu arada. Reezy büyük ihtimalle plant alanı içerisinde kaldı rakibinin. O açıdan öldü çünkü Oxman'dı aslında plant diyecek oyuncu ve Oxman da bu arada tagland 70 canı var. Gloomy, Wallbang headshot'ta Igox'u buldu. 4'e 2 avantaj. Ivy'ye geçmiş durumda ama ve hala Östürcü'de deneme var ama Ox bundan çok iyi bir, çok iyimser bir deneme. Aslında 20 canı var şu anda. Demonetic Skiris'i dönüyor. Reezy'yi ardı ardı killler aldı. Devamında da karşılık geldi Stern ve Demonetic Skiris'i. Bu Ivy için güzel bir sonuç şu anda. Patrick'i geçmeye çalışacaklar. Patrick'i karşısında birçok hedef olacak. Sağlı soldu geliyorlar. Birçok hedef var. Demonetics'in canı aslında bir mermilikte ama onu da vuramadı ve arkadaşına pek kazanılabilir bir round bırakmadı açıkçası. Patrick biliyorsun ilk yarıda ayrı pozisyonu almıştı yine arkadan gelen oyuncuları. Evet. Ama tabii burada o timingi atamadı. Çok kullanmayı seviyor o açıyı demek ki. Kez olmadı ve şimdi Oxman'a 1v3 clutch denemesi. Tabii ilk pistolde 3 vurmuştu. Bunu şu an çok daha zor bir durumda yapması gerekecek. Çünkü üzerine Spark'la çözmesi gerekiyor. Paranoyası var. Smoke şimdi geldi. Kamerayı kırdı. Smoke bıraktı. Ve açıyı biraz daha genişletti paranoya için. Smoke doğru geldi. Denemeleri var. İlk oyuncu yakaladı ama Oxman. Ve bu biraz rahatlatıyor Smoke ama ortaya yürüme kararı geldi Ivy'den. Batu Jinak son anda gördü. Ve ADS de açtı ama Demetix 30 canla beraber ultisini de açtı. Darky bu arada bir kill daha çıkarmış. Yani iki oyuncu aldı, bir kişi B'de. Ve Patry kafesinin içerisine girdi, rakibi işaretlenmişti, onu aramaya çalışıyor. Şu anda Patry'nin 45 canı var, yine çıkarmak üzereydi belki Stern ama Patry'yi düşürdü ve çok önemli bir kill. Demetix Stern'in canı oldukça az ve üçüncü oyuncuların tekrar yeri belliyken tabii ki boş site'e gidiyorlar şu anda. Denemeyi yapacak S2G'de kalan isimler. Ama çok zor bir deneme bu. Bonus safhasında da Ivy kazanmak üzere sanki. Tabii erken konuşmamak lazım. Göreceğiz. Stern'in desteği var arkada. Tuzak kırıldı. Bir oyuncunun yakın olduğu biliniyor. Stern kill alamamıştı ama takas Demiratix'in iki oyuncunun canı az olduğu için büyük bir risk vardı aslında burada. Ama birebir değişimi kabul edecektir Ivy. Yani Oxman'lar ne kadar smoke da bıraksa site'e hem kişi foku var hem şok okları var. Yarıya kadar almaya çalışacak şimdi. Ve Darky Oxman'ı yakaladı. Bir teki bırakmış haldeler ama Oxman site'da. Tek başına evet. Bir paranoya geldi. Demnetix fark edemedi onu Oxman. Son anda TP ile çıkmış. İkinci TP'yi patlayıcının üzerine attı ama çok büyük problem yok açıkçası. Ve son otisi şimdi elinden çıkarılacak. Etkilenen oyuncu Demnetix. Ve kill'i aldı Demnetix üzerinde. Reese'i plant alan oyuncuya da isabet bulacak ama son dalgaydı bu. Yani 3 okunda da aslında hit var. Bir kill bir tane de yarı canlı oyuncu bıraktı. Stern'ü var tahmin ediyor Reese ama Stern çok iyi. Sarktı geldi. Şimdi dirsek tarafına gelen bir smoke sonrası Gloomy yerini gösterdi. Saat içerisinde Baha'dan gelen bir headshot var. Çok kutluk var. Ve sıfır noktasına etkileyen oyunculardan dolayı biraz yavaş geliyorlar. Reebok Baha'yı yakaladı. Batu Jinax'tan gelen bir cevap var. Stern'le beraber Darky kaldı. Darky'den gelen ki Stern hala kendini göstermedi saat içerisinde bu arada. Kontak içerisinde bekleyecek. Batu Jinax ilk kere aldıktan sonra Darky kaldı. 52 can. Yerini biliyorlar, üzerine gitmek durumundalar. Uçarak geldi ve Patrick. Ulti avantajının hücum ekibinde olduğunu gösteriyor ve şimdi Gloomy. Drone'u elden çıkardı. A site'e çok rahat yerleşecek gibi duruyor. Ivy. Patrick'i yetenekleri etrafında oynayabilir mi? Site'te bir tuzak görüyorum. Demonetic sakin burası geldi. Patrick'i de şimdi bir yetenek bekliyor rakipten. Yetenek geldi, flash geldi ve Demonetic söndeydi. Patrick'in hamle yapması çok zor. Bir wallbang spotu burası. Ve Demonetix tuzağı son anda fark etti. Adım atmadan işaretleniyor. Yalnız saklaması lazım kendini. 3 oyuncuyu site'de gördüler.
Retake bir anda başlayabilir. Bahu'nun paranoyası çok efektif olsa gerek ve sol ultisi atılıyor. Hücum ekip buradan sonuç almaya çalışacak. Takası yok Demiretix'in kilinin ama önde kaldı Demiretix'in bulunabilir ve kurtuldu Demiretix. Evet ve bir de üzerine kill aldılar. Bu rahatlattı biraz daha. Site'e yerleşme konusunda. Patrol spawn'a yakın 3 oyuncu da linkten gelecekler gibi sanki. Patrick kameradan infoyu verdikten sonra şimdi Smoke'tan hareketlenme başlayacak. Demiretix, Smoke'tan ilk kill aldı. Egox ikinci kill aldı. Durum 3 vs 2'ye gelmiş durumda Storm'in kill'i sonrası. Ve Storm bir tane daha kill aldı. Patrick'in 1'e 3 denemesi var. Gloomy default'ta kendini saklamaya devam ediyor. Kafesten çıktı ve... 8 hızlı bir başlangıç olacaktı ama Egox paranoyadan etkilendi. Buraya hücum etmeye çalışıyor. Ivy ve ilk kill'i de almayı başarıyor. Dark ile Batucinax'ın yanıtı var. Ama KO'yu düşürdü. Tabii kaldırılabilmesi çok zor Dark'in bu pozisyon içerisinde. Bir değişim yaşandığını söyleyebiliriz. Şu anda B site'a bakıyorum. B site'da hiçbir savunmacı yok. Evet. Yani tamamen A tarafındaki hızlı oyunu bekleyen bir savunma var. Bu arada Batucinax'ın ikili geldi Dark'in üzerinde. Bu arada Batucinax da ulti açmıştı. Kayolar ilk defa karşı karşı ulti açtılar. İlk defa görüyorum böyle bir şey aynı anda ve bir de aim fight'e girdiler birbirleriyle. Demiretix smoke'tan yürümek isteyecek bir de doğru ama silahın ucu görünüyordu. Fakat Baha'dan hızlı bir cevap var Batucinax'a. Yine aslında round'un gidişatı Ivy'nin istediği gibi. Storm'de ulti var ama tabii şu an o kill'lere çok uzak. Belki patrulyayı kullanabilir. Şapkayı fırlatmak üzere sanki geldi gibi ortaya doğru. Bakalım ve şapkayı fırlattı. İnfoyu alacak. Takdim Bey olduğu belli artık. Şimdi Oxman ne yapacak burada? Oxman aslında. Mastik'in çıkılabilir gibi görünüyordu ama Gloomy'den gelen cevap var var ya. Patrulyi. Gloomy'den çok iyi vuruş. Şurası. Sağ sol yaparak. Rizzi. Evet ve şimdi plant alınacak Rizzi yaklaşıyor yeri belli. Oku var, drone'u var, keşif okları var. Şu an Storm'un kamerası nerede hemen site'a bırakılmış, atılmış. Rizzi ki şokla birlikte Gloomy'yi hırpalayabilir ama şok istediği gibi gitmedi. Tuzağı aldı bu şokla yanlışlıkla Rizzi. Şimdi... Main'e doğru hareketlenecek. Gloomy'yi gördü. Artık çözülmediğinin de farkındalar. Ivy oyuncuları. Rizzi Gloomy'den bir pick daha bekliyor. Süre gitgide akarken Gloomy çok iyi zaman kazandırdı. Onun üzerine gitmeye çalışacak çok ama çok önemli Gloomy... var. Sıcı'den saat içerisindeki Egox işaretlendi. Sızmaya çalışmıştı ama onu bekleyen Demiretix var. Biraz zorlansa bile Rizzi bu aralardan bir tane tek göndermiş. Ama Ivy avantajı yakalıyor. 4'e 3. Saat yerleşecekler. Oxman bir tane main smoke düşürdü ama smoke düşerken gördü mü acaba diye. Baktım Oxman. Dirseği bir tane tek gönderdi. Storm yeri belli oldu ve kafes arkası hasar da aldı. Şimdi ortalık biraz karışabilir çünkü iki pozisyonda iki tane silahları var SDG oyuncuların. Kafes de tam zamanında açıldı. Önünde tuzak var bu arada Gloomy'nin. Oradan geçmesi kolay değil oyuncuların. Savunma ekibi şu anda iyi yayıldı diyebiliriz. Patrulyenin elinde Marshall var. Teklerse Oxman'ı tamamlayabilir. Bu tuzağı ne zaman kırmayı tercih edecekler? 30 saniye var. Yani buraya oynama kararı verildi. Son 30 saniye. Ve Patrick ile Oxman'ın yeri çok iyi şu an. Evet, buradan yani çıkmak çok güç. Artık dönme şansı da kalmadı. Belki dönebilirlerdi dirsekten yavaş yavaş geri çekilip sonra koşabilirlerdi ama artık o da yok. Hala burada bir tane tuzak duruyor. O tuzak kırıldı. Artık buraya gelindiği belli oldu. Oxman tamamen kontak bekliyor ama Oxman önce çıktı. Kill'i aldı ve Stern tek başına zamanı da yok Parks'tan. Patrick'i riskli ama başarılı bir hamleyle tuzak bıraktı oraya doğru geri aldı. Bir kez daha side tarafa doğru bırakacak. Ve gelen bir Sova ultisi. Rizzi'den main içerisine doğru. Bu biraz ilginç bir yatırım oldu. 20 saniye kala. Hızlı. Demiretix döndüğü anda rakibini gördü. Taktik A. A tarafında bekleyen onları şimdi Egox var. Egox dar açıdan. İlk mermisini kaçırdı. Rizzi bu arada kill almış. Demiretix koşa koşa geldi. Kill aldı ama site'da hala oyuncu var ve Oxman bir tane vurdu. Dark'ten gelen yardım var. Nereye gidiyor Demiretix bilmiyorum ama 5 saniye kaldı. Dark'i şu an plant'a oturuyor. Ama... Bir de 2 pozisyonda ama... ve onu da Batucinax vurdu. Böylece S2G rakibini yenmeyi başarıyor. Aslında müthiş bir ilk yarı oynamışlardı. Evet. Biraz kendileri geciktirdiler belki galibiyeti ama tabii